için değil, bütün bir toplum için eksikliktir. AK Parti Edirne Kadın Kolları teşkilatı 2019 yerel seçimlerine taşıyacak yönetim kurulunu belirledi. Türkiye için gece gündüz çalışan parti teşkilatımızın Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleşen kongre, divan heyetinin seçilmesiyle başladı. Divan Başkanlığı'na AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Seda Gören Bölük, katip üyeliklerine ise önceki dönem Kadın Kolları Başkanı Zeynep Batıgöç, Keşan Kadın Kolları Başkanı Sema Kılıç, Uzunköprü Kadın Kolları Başkanı Azbi Ataş ve Lalapaşa Kadın Kolları Başkanı Ayfer Sarper Kuşoğlu seçildi. Divan heyetinin seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla genel kurul devam etti. Ardındansa Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı izlendi. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımıza şimdiden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Sonrasında ise İl Kadın Kolları Başkanlığı adayı Doktor Fatma Aksal genel kurul katılımcılarına hitap etti. Doktor Fatma Aksal konuşmasına Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere dua ile başladı. Daha önce bildiğiniz gibi Afrin'de bir operasyon var. Ben Afrin'deki Mehmetçiğimize Allah'tan güç kuvvet, şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Onları hiçe sayarak mücadele vermişlerse bugün yine ülkeleri için gerektiğinde bu mücadeleye hazırdırlar. AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen genel kurulda yaptığı konuşmasında AK Parti'nin kadınlara kurulduğu günden beri değer verdiğini ifade etti. Çok değerli Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım, sizlere her konuda her zaman ne kadar önemli olduğunuzu ifade ediyorum. Bu çok önemli bir konu ve Türkiye'de de kadına, hanıma değer verilen ilk AK Parti dönemi. Daha önceki dönemlerde kadınların yeri neredeydi? Bugüne geldiğimizde nerelerde? Bu konuda sizlere ne kadar teşekkür etsek, şükranlarımızı sunsak azdır. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çamsa, konuşmasında AK Partili kadınlardan daha çok çalışmalarını ve 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Edirne'yi AK Belediyecilikle tanıştırmaları gerektiğini söyledi. Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ayrıca ana muhalefet partisini eleştirerek çizgisinden uzaklaştığını, teröristlere şehit diyebildiklerini ve hatta ezanın okunmasından rahatsız olduklarını iddia etti. Genel merkezlerinin ana muhalefet, genel merkez kadın kollarının kongresinde benim de bölgemde olan bir siyasetçi, bir milletvekili çıkıp Mehmetçiğimizin sınır ötesinde çarpıştığı PYD'li teröristleri şehit ilan etti. Tabii bu milletvekilinin sicili kabarık. Daha önce de meclis çatısı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Hakkari Yüksekova'da şehitlerimizi, askerlerimizi şehit eden teröristlere de eylemci demişti. İstanbul İl Başkanı Zat ise Twitter'da vatanı yüzünden ölenleri vatanı için öldü diyecek diyerek kimi kandırıyorsunuz? Ne şehidi? Vatanı yüzünden katledilen insanlar onlar diyebilecek kadar ileriye gidebiliyor. Diğer taraftan bir siyasetçileri, parti meclis üyesi olan bir siyasetçi kadınları ise bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemesin artık diyebilecek kadar ileriye gidebiliyor. İşte arkadaşlar, bizler kadın siyasetçiler olarak sizler Edirne'de ve Türkiye'nin her bir köşesinde bu söylenenleri, bu zihniyeti anlatmak durumundayız. Tek listeyle gidilen seçim sonucunda Doktor Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Kadınları Başkanı seçildi. Bildiğiniz gibi Afrin'de bir operasyon var.